En kötü kiralık evleri bu dolaştım. Bu videoda İstanbul'daki o küçücük evlere ne kadar fiyat istediklerini size göstereceğim. 5000 lira istiyorlardır en az. Ve içinde bulunduğumuz ev tam olarak 18 metrekare. Eskiden giriş buradaymış. Oha, gel şunu çek. Ulan çok kötü kokuyor. Hem tuvalet hijyene önem veren bir evle... Sorumluluk sınavıdır o. Ne bileyim oğlum, ben yaşlıyım. Şey, 1.82 falan. İkimizi aynı anda taşımayabilir bu merdiven. Arkadaşlar, bu videoda gördüklerinizde... Enteresan bir ev. İnanamayacaksınız. İstanbul'da emlak fiyatları inanılmaz bir şekilde artmış. Abi tokat şu an, tokat. Durumda. Geçenlerde kendimize ev baktık. 4.000-5.000 liranın altında oturulabilir bir ev bulmak gerçekten şu andan itibaren çok zor. İstanbul'da kiralık ev sorunu öylesine büyüdü ki... Kiralık ev neredeyse kalmadı. Bahçeli diyorlar, 3.500 lira. Sizler için gerçekten çok değişik ev ilanları bulduk. Bugün onları gezeceğiz ve emin olun gördüklerinize inanamayacaksınız. Abone de olduysanız... Semtine göre değişiyor. Tabii canım da yani gene olarak çok pahalılaştı. Videoyu çekme fikri Twitter'da dolanırken gördüğüm ilanlarla başladı arkadaşlar. Şu anda ekrana fotoğraflarını da getiriyorum zaten. Bu düzgün bu ev. İlanları gördüm ve gözlerime inanamadım. Hemen araştırdım. Oha! Kadı gibisin amına koyayım. O neydi lan? O neydi lan öyle? Dur bakayım. Ne konforlu ha. Elini yüzünü yıkamaya gidiyorsun. Arkadaşın sıçıyor burada böyle. Ayakta bir dakika ama baksana ne? Bir araya merdiven yapmış. Biraz daha ileri geri yapsana. Öyle. Nasıl merdiven yapmış lan? Yok işte aynı düzlükte. Bak geri gel birazcık. İlanları biraz gördüm ve gözlerime inanamadım. Hemen araştırmaya bak, başladım. Ve gerçek... Evet orada. Tamam oğlum işte oraya zıplayıp götünü koymaz. Merdiven koymuş buraya işte, çıksın üstüne diye rahat rahat. Çünkü burada üstüne... Hayır, bak, sorun şu. Ne? Oraya oturuyor mu, klozete oturur gibi, yoksa oraya çıkıp... Hayır oğlum. Normal düzen. Ha, anladım ne demek istiyor. Yok bayağı bu çıkıyor, çömelip sıçıyor. Ya da oturabilirsin de bu arada ya. Götüm bir içeri kaçar gibi ol ya. Klozet tip yani, adam klozete çevirmeye çalışmış belki de. Buna 3D printer'dan bir götlük yapsan burada üstüne oturursun. Ortası şöyle 20 santim çapında bıraksan. Bunu klozete çevirirsin. Abi ne diyorsun? Oğlum ne diyorum işte? Sıçmalık yer neyini diyeyim? Nasıl sıçmak istiyorsun? Öyle sıçacak adam. Ve gerçekten bu ilanlar gibi evlerin olduğunu gördük. Şu anda İstanbul'da emlak piyasası o kadar artmış ki öğrenciler, üniversite öğrencileri daha çok protesto ediyorlar ve okulun önünde çadırda kalıyorlar. Umarım bu artış bir an önce son bulur ve fiyatlar eski haline gelir. Şu anda sanırım bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de ülkemizin mülteci sayısı. Çünkü insan sayısı arttıkça emlak piyasası da her zaman artıyor. Şu anda Üsküdar merkezdeyiz. Buranın tek özelliği Üsküdar sahile 10 dakika yürüme mesafesinde olması. 10 dakika. Şimdi eve bir kere girerken benim boyum 1.75. Ben normalde uzun bir insan değilim kesinlikle. Bakın arkadaşlar, normal 1.75 bir insan yürüyor. Ses az kaldı, dur. Direkt çeneme vuruyorum yani, burnumu bile değil. Birazdan size bu ev için istedikleri fiyatı da söyleyeceğim. Takma falan atması lazım. Evet. Çok şaşıracaksınız. Eve giriyoruz. Burada şöyle bir demir kapı var. Bak şunu göstereyim. Şöyle demir bir kapı bizi karşılıyor. Eve girdin ya, hijyene kesinlikle önem veren bir ev. Hemen elini yıkamadan içeri girmedi. Şurada bir el yıkamaca. Şöyle bir tuvalet, banyo yine. Bu kombinasyon iyi oluyor. Yine hijyen burada ön noktada. Çünkü hemen popo silmece, biliyorsunuz şöyle şıkır şıkır. Ya da işte çok terledin, işte yine söylediğim gibi çok terledin hani tuvaletini yaparken, hemen tık diye. Yani Gizay tavana böyle dokunabiliyor. Böyle bir ev düşünün. Hayatım görüm en iyi detayını biliyor musun? Bilmiyorum. İlk defa bu elektrik şalteri değil mi? Ona hiçbir şekilde yukarıdan ulaşmıyorum. Normalde ben koparla evet. Uğraşıyordum. Normalde işte şey çekiyorsun, evet. Ne tabure çekiyorsun falan. O zaman bu evde müşteri memnuniyeti önemsenmiş ve her şeye kolaylıkla ulaşılabilecek bir mimariye sahip. Ne yazık ki. Şu anda evin koridorundayım. Bu taraf mutfak. Hemen mutfağa bakalım. Oğlum dikkat et çarpma. İkili bir ocağımız var. Yemeği şu alanda yapabiliyorsunuz. Başka bir alan gerçekten yok. Şurada doğrayacaksın işte meyveyi, sebzeyi bilmem ne. Burası ne? Gizay ne yapıyorsun orada ya? Ben burayı dışarı açıyor zannediyorum. Valla. Bir şey söyleyeceğim. Çok merak ettim fiyatını. Bu kadar. Çok iyi. Yine kullanım burada ön planda tutulmuş. Yani yan odada kim var kim yok hemen konuşabilmek. Bizim arkadaşın evi vardı öyle. Böyle ya. Peki burası... Bodrum katında mı? Yo, şeydi ama. Giriş kat, bahçeli bir evdi. Bu pencere abi banyoya açılıyordu salonda.
Pencere çok banyoya garip. Açılıyordu salondan. Yani tam karşı solda klozet vardı. Biz piç gibi demek... gidiyorduk böyle. Sonradan çevirmişlerdir bence onu. Tabii canım, yani bahçe çok kötü bir evdi ya. Şimdi en fazla bir oturma odası verirsin, o da konumundan yani. Evet. Bence burası oturma odası değil, yatak odası. Yatak odası. Ya şimdi bak, bizim çocukluğumuzda şey vardı, hani arkadaşlarla birlikte eve çıkma fantezisi var ya, daha böyle lisede, üniversitenin belki böyle ucundan. Hep bakardık o zamanlar, fiyatlar işte 700 lira 600 lira böyle bu tarz evlerde, hiç önemli değil yani. Beş evler değil mi abi? Tabii böyle minibüs caddesinin üstlerinde falan. Derdik ki girelim abi hep beraber, harçlıklarımızı koyalım, bir ev tutalım. Tabii hiç atarını kokarını düşünmezsin. Ama baktığın zaman bir öğrenci için çok güzel. Yani orada onasını satayım, oyunlar oynarız, takılırız, ederiz. Düşün 600-700 lirayı denkleyip eve çıkabiliyorduk o zamanlar. Tabi vermiyorlardı amına koyayım. 5 tane lise öğrencisi ne yarsın? Peki yatak odasında çamaşır. Buradan da mesela şimdi yatak odası burası kesin. Çünkü olayı ben anladım. Ya şunu anlatıyorum. Öğrenci kafasındaki adama koymuyor yani. Şuradaymış, buradaymış, burada cam varmış. Siktir et abi, biz takılırız burada diyorsun. Burada böyle kötü işler pişiriyorsun. Karın geldi birden ya da kocan geldi falan. Burada uygunsuz yakalandın. Bu komple bir vesvese. Böyle bir şey yok aslında. Bu tamamen adım atmak için. Şuradan adımını alıp buradan direkt fırlıyorsun. Direkt caddeye çıkıyorsun. Burası kaçış yolu. Yani evet, bu odada böyle bir oda. Burada işte hem çamaşır makinesi hem kardeşim. Dolaplar var. Dolaplarda bu ev için istenilen fiyat gerçekten çok saçma ya. Evin ortasında kolon var şu an. En küçük problem bu kolon olabilir. Evet, ama işte yok. Hani zaten yani çok küçük. Baksana. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ev kesinlikle illegal ilişkiler için yapılmış olabilir. Hemen yine burayı... Ya illegal ilişkiler mi koyuyor? Yatak odası düşün. Gizay sen şimdi benim karımsın, tamam mı? Ne bileyim, ben illegal de... ilişki. Burada böyle rezalet işler yemişim. Tamam. Geldin. Role girelim tekrar. Tamam. Ya inanamıyorum, Allah kahretsin, neyim seni, neredesin ya? Bulamıyorum seni de, göremiyorum, neredesin ya? Neredesin ya? Yazıklar olsun. Ya Alper ya. Ben de o sırada buradayım. Şuradan fıyıyorum. Yani fıysam fıyarım. Nereden bu. Nereden fıyıyorsun? Oh. Nereden fıyıyorsun? Yakalarım buradan. Bırakalım bu şamatayı. Evin bir diğer odası da burası. Burası herhalde salon çünkü televizyon var ve bir teras alanı var. Burada ooo teraslı meraslı ha. Evet, böyle bir teras. Şöyle göstereyim. Şurada bir merdiven var, gelsene. Aa burası iyiymiş lan. Evet, burası böyle geniş bir, en azından bahçemsi bir yer gerçekten var yani. Buraya iki sandalye atılır. Evin en güzel kısmı burasıymış gençler. Videodan izlersin. Oğlum gerçekten inanılmaz. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ben 1.75'im ve yani burası da 1.82 falan. Hani keşke bizim Ege ile gelseydik buraya ya. Ege 2 metre. Ya şimdi chatte böyle içim daraldı maraldı falan, mağara falan diyenler vardı arkadaşlar. İnsanların maddi durumu yoksa böyle yerlerde yaşıyorlar yani. Hani biraz onları da düşünerek yorum yapalım diye bir ricam olur. Yani burada yaşayan insanlar var. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar vesaire. Biraz o kafayla yaklaşın. Tamam hani şey ev, evet güzel bir ev değil. Tabii ki de basan bir ev. Ama böyle ooo yapmanın lüzumu yok yani. Bence. Olabilir abi, hayatın bin bir türlü hali var yani. Bu duruma da düşebilirsin. Buradan çıkabilirsin. Daha güzel evlere de taşınabilirsin tamam, ama hani böyle bazı yorumlara böyle şey oluyorum. Üzülüyorum. Yapmayın oğlum. Arkadaşlar burası için istenilen kira 2500 TL. Tek özelliği... Ha siktir amına koyayım, oldu, Allah'a emanet, görüşürüz. 2500 lira. Nerede abi? Üsküdar'da dedim, Üsküdar sahilde. Sahilde aynen. Sahilde. 2500 TL. Aslında burayı tutacaksın, günlük kiralık vereceksin. Saatlik kiralayacaksın. İşte sonu Meryem'in videosuna dönüyor. O zaman o illegal dediği şey olur bak. 10 dakika yürüme mesafesinde. Ama buradan Üsküdar'a gitmek için 10 dakika. Yani Üsküdar'dan buraya gelmek 35 dakika. Çünkü şöyle bir yokuş var. Buraya gerçekten bu para verilecekse yazık günah ya. Yazık. Öyle yani, harbiden yazık günah yani. 2500 TL. Şimdi maddi durumu olmayan adam ne yapsın yani, anladın mı? Ya gerçekçi bilmiyorum, çok gariptir. Şu aralar hani ev mevde tuttuğum için araştırıyorum da, sizle, senle de konuştuk hatta. Yani epik fiyatlara
Kiralık evler çıkıyor ilana ve ertesi gün yok oluyor abi. Bayağı tutuyor insanlar. Fiyatlara böyle yani çok güzel yerler bulunur bence. Ya bulunur işte. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Üsküdar'da 10 dakika sahil mesafesinde 2500 burada oturacağım ama giderim harbiden İstanbul'un ücra köşelerinde. Daha düzgün bir yerde otururum bu arada yani. Ama işte bu işiyle gücüyle bilmem nesiyle ne bileyim ya bir sürü şey var. Evet, şimdi... Beykoz'da 2+1 ev tuttuk 3000 TL demiş. Çekmeköy mis diyen var. Çekmeköy ama çok geniş bir alan yani. Şeyi biliyor musun Tuğkan abi? Neyim? Yeni kuralı. İstanbul'da mesela Koray taşındı ya İstanbul'a. Koray'la birlikte taşınacaktık biz aynı eve. Aha. Benim bulduğum evleri arıyorum. Şöyle bir şart koşuyorlar. Bodrum var mı? Bodrum yoksa olmaz. Ne kazandığının, ne olduğunu, kim olduğunu hiçbir önemi yok. Bodrum var mı? Bir yıldır peş, bir yıllık peşin versen bile vermiyor adam. Bodrum yoksa yok. Yani bilmiyorum. O bu arada senin dediğin 1-2 yıldır var diye biliyorum ben ama. Var var 2 yıldır öyle abi. Motelde kalırsın. Değil gene yani. Ya motelde kalmak çözüm değil abi. Yuva kuruyorsun, ev kuruyorsun ya. Yani baktığın zaman motelde nasıl yaşayabilirsin? Mümkün değil. İstanbul'da yaşadığım dönemde acı. Ben bak 3 yerde yaşadım. Hatta 4 diyebiliriz. 1, ilk gittiğimde Ümraniye Dudullu arası. Bildiğin... İstanbul'un hani bilindik en kötü yerlerinden biri diye biliyorum. Oradan Beylikdüzü, oradan Bağcılar, Güneşli, Avcılar tarafı. Yani İstanbul'un böyle ucuz olabilecek en dandik yerlerinde yaşadım herhalde. Ki o... abi benim oturduğum bütün yerlere gitti ve hepsini şu an kötü dedi ya. Ben bir düşündüm. Hayır bak oğlum. İyi yani. Ben... Beylikdüzü iyiydi ama. Bak ben hani diyorum ya size Şaşkın Bakkal'da sahilde bizim 30 yıldır kirada durduğumuz bir yer vardı. Ofiste orası 25 yıldır falan. 1200 lira para veriyorduk. Bundan 4 sene önce anlattım geçen gün. 1200 liraya oturuyorduk orada. Diyor ya 10 dakika Üsküdar diye. Şaşkın Bakkal'ın denize mesafesi bizim oradan çıktığın zaman taş çatlasın 1,5 dakika falan sürüyordu. Bayağı yaya olarak gidiyordun. Denizin önündesin direkt. Sonra ben dedim ki ulan burası yıkılacaktı. Kensere gidecekti. Gidelim kiralara bakalım dedim. O zamanlar 2500 liradan aşağı kira yoktu ve dedik ki buralarda tutulmaz ya 2500'e nerede cadde tarafından bahsediyorum bak zengin yer ha 2500'e falan mümkün değil tutamam ben uğraşamam falan dedim ta kalktım Ümraniyelere geldim Ümraniye'nin arkalarına işte oralarda neye tuttum 1000 liraya 1200 liraya dubleks bir yer tuttum mis gibi yeni apartman 5 katlı oraya geldiğimde çöktüm 2 sene 2,5 sene orada tekstili devam ettirdim şimdiki hale bak. Benim YouTube'da hatırlarsınız vloglarını çekiyordum. Yeni çıktığım yer 1+1'di sonra 2+1'e çıktım ya işte koordinin kaldı. Oralarda ulan 1650 liraya ev buldum deyip 2+1'e çıkmıştım. 1600 liraya bak 1700 liraya 2+1 mis gibi residence falan. Şimdi 4-5 bin lira olmuş. Ya 7500'ü geç Movski ne 7500'ü ya? Hele böyle denize yakınsan. Direkt 8000-9000 minimum ya. Çok zor yani. Şişli'deyiz arkadaşlar. 500 lira kira evdeyiz. Sen ne kadar kira veriyorsun? Şeyde İstanbul'da veriyorum. Beylikdüzü'nde +1 ben bir ev vardı. Oraya 500 lira veriyordum. İşte Dudullu'da da 500 lira. Bu arada bu konuştuğumuzda bu arada İstanbul'un birçok bölgesi yani. Şimdi Ankara'da böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ya da başka şehirlerde. İyi. Ya işte böyle ne mesela Eskişehir'de düzgün bir binada 2+1 bir ev tutmak istesen ne kadar mesela şu an? Yani babali şöyle söyleyeyim. Geçen sene 800 lira olan eve bu sene nedense 1400 lira istiyorlar. Ben bu kadar artacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskişehir'de ev sahipleri bokunu çıkarmış durumda. Yani bu öğrencilerden istediklerine ben anlamış değilim. Can sıkıcı. Bir tane izleyicimiz Eskişehir'e taşındı işte geçen. Kızcağıza ev arıyoruz. Günlerdir arıyoruz. Okey diyorlar. Gidip el sıkışacağız. O hani kız taşınacak. Abi yok amcası gelmiş oluyor. Yok dayısı gelmiş oluyor. Öyle. İptal ediyorlar. Öyle, bir de öyle. Seni böyle ev arama psikolojisi o kadar kötü bir şey çok ki arkadaşlar. Şey. Gerçekten. Yoksa bir de hani varsa yani acelem varsa anladın mı? Acil bir ev tutman gerekiyorsa o psikoloji hele ben İstanbul'da yaşadım onu. Bana ev vermiyorlardı bekarım diye.
O maceramı asla unutmuyorum. Çok kötü bir şey yani. Abi, yapmayın. Ev sahibisiniz yapmayın. Yani mesela işte Tuğkan abi de taşınıyor. Sen de taşınıyorsun. Hiç böyle ulan dur ya bir 3-4 ay önceden bir yer bakayım da bir seneye bir taşınak değil de böyle hep bir ulan taşınmamız gerekiyor. Mecburiyetten öyle şu an yani. Evet hep mecburiyetten oluyor. Bir de harbiden çok fırsatçı arttı arkadaşlar yani. O kadar fırsatçılık yapıyor ki bazı ev sahipleri bu yükselişten dolayı. Diyor ki amına koyayım yani düzgünce kiracını bulmuşsun 2-3 senedir oturuyor. Hep aynı yalanlar. O yüzden hep arkadaşlarıma söylüyorum. Gidin dava açın abicim. Açın ya verin mahkemeye anasını satayım. Adam diyor ki yok oğlum gelecek bilmem nem gelecek. O zaman dava açtığında takibi alıyorlar ve 2 yıl boyunca orada bir başka kiracı tutamıyor mesela. Siki siki onun akrabasının gelip işte o kimse o vurguladığı kişi onun orada yaşaması gerekiyor. Bunlara bakıyorlar yani. Bizim garibim millet tabi hemen şey tamam o zaman çıkayım abi diyor. Kiracıyı çok koruyor sistem yani onu... Ya evet başkası kira, onun usulüne uygun bir şekilde dümene çevirirler gene de. Ama karşı tarafa ben tamam abicim o zaman sen beni mağdur ediyorsun ben de sana bir dava açayım dediğin zaman bir duruyor. Hani ah siktir diyor. Bir de böyle bilgiliysen o bilgileri de ona aktardığın zaman bir yusufluyorlar. Uğraşmak istemiyor da uğraşamazsın. Ya, aynı bok bendeki işte. Otururdum ya, otursam. İki ucu boklu değnek. Şimdi bizim burada benim oturduğum ev kiradaydı acı. Hı-hı. Tamam mı? Ben İstanbul'da yaşadığım dönemde öğrencileri annem kiraya vermişti. Konu anlattığına göre iki tane çocuk geliyor evi kiralıyorlar. Sonra Hı-hı. bir daha hiç bizimkiler eve uğramıyor tamam mı? Yani onlar bankadan veya elden gelip parayı veriyorlar falan kirayı. Aradan bir zaman geçti ben İstanbul'dan döndüm Eskişehir'e. Eve geleceğim. Harbiden oğlu geliyor yani. Evlendi. Hı-hı. Eskişehir'e dönüş yapacağım. Kiracıların da zaten şeyi bitmişti. Çıkacaklar. Abi ben bir geleyim bakayım şu eve diye bir geldim. 13 kişi yatak vardı ve evde 9 kişi falan vardı orada. O anda. 13 yatak sermişler ve hepsinde birileri yatıyordu yani anlarsınız ya böyle. Bütün petekler silikonla yapıştırılmıştı duvara. Her yer silikondu. Niye? Bizler silikon. Manyaklar herhalde çekiyorlar mıydı ne yapıyordu yani silikonla niye yapıştırırsın abi? Duvarlar her yer silikondu evde. Yerler kalkmış kumdu abi. Kumun üstünde Allah geziyorlar. Allah. Amına koymuşlar evin. Yani öyle bir şey yapılamaz yani. Bu kadar da ayıp. Çok garipsemiştim ben. Bir de işin o kısmı var anladın mı? Buradaki ev sahipleri de bazen bu şekilde davranıyor. Ama ben gene de kiracılar haklı diyorum. O kadar da zam yapılmaz yani. Evet her bu biraz kiracı öyle değil. Abartı tabii. Birazcık şansı da var. Bir de her zaman bakın ev sahibinin iyi olması, kiracının da iyi olması çok daha önemli. Bazen görüyorum öyle herif 2000 lira fazla alacağım diye götünü yırtıyor ama öyle bir kiracıyla anlaşıyor ki veya ev sahibiyle. Belası daha büyük oluyor yani. O zaman huzuru da yaşayamıyorsun. Abi Keep Talking gerçek bomba uzmanı oynaması izle. Nerede lan o? Tepki kolik mi? Arkadaşlar eski bir evdeyiz. Bu neymiş ya? Bu şekilde eskiden şişti. 1+1 bodrum katı. Burayı kapatmışlar ve şu yan tarafa almışlar. Oldukça eski bir bina. Ama bu evin bahçesi var arkadaşlar. İnanılmaz rutubetli şu anda. Evin girişini normal buraya almışlar. Eskisi gibi değil en azından. Yine. Lan oğlum arkada giriş var. Gördüm oradan niye girmedin? Eski bir bina. Ama bu evin girilmiyordur bahçesi oradan ya. Var arkadaşlar. İnanılmaz rutubetli şu anda. Evin girişini normal buraya almışlar. Eskisi gibi değil en azından. Yine hijyene önem veren bahçe kapısı mı? Pardon. Kapı direkt ön yargı. Açılıyor ama mutfak bu sefer geniş. Ve bu evin fiyatı da gerçekten bir o kadar göz doldurucu. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz rutubet kokuyor. Çok kötü. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ev 2700 TL ve ev bu kadar. Bu evin de özelliği Şişli'nin gerçekten merkezinde çok merkezli bir yer. Hemen böyle metroya metro. Bu bir önceki eve göre daha donanımlı yalnız. Falan. Burası daha düzgün gibi. Çok yakın ama 2700 TL yani. Tabii özelliği yok mu var? Şöyle bir bahçe var. Ha, bu aslında apartmanın bahçesi ama. Tuvaletin esini verebilmek için yani başka kimse kullanmıyor. Kullanırsınız yani zaten falan filan dediler. O açıdan okey bence fena değil. Ayna da var klima var lan evde. Geldim kapıyı açtım. Lan burada yaşadı. Burada yaşadı. Bulaşıklar. 2700 lira ama ya Burçay. Oo. Gene çok para. Ben yani bu evde kaç para olsa yaşarım? İstanbul'da 1000 lira olsa yaşarım. 1000 liraya yaşarsın. 900 liraya yaşarsın. Durumum yoksa. Evet.
değnek desen. Tamam, olabilir. İnsanlık değnek hali. Diyorum böyle. İnsanlık hali. Bak biliyorsun. Şişli olduğu için o 1000 lira 900 lira diyorum. Gel. Aynen. Tartara mefta. Nasıl çıkacağım ben buradan? Neden böyle bir mimari kusur yaptınız? Dümdüz niye vermiyorsunuz buraya? Güzel, burada bir tek buna mı takıldın aşko? Hayır ama saçma yani, bu ne şimdi? Haklısın. Yani burada böcek bile çıkamamış. Ama çok güzel detay fark ettim ben. Neymiş? Ben burada tamam. İşlerimi görürken... Aa bir yandan... hiç gerek olmadan... Fark hayalimdeki şey lan bu. Fark. Çok mu sıkıldım? Şöyle kendime alacağım. Dışına girerim. Su mu ayarsın? Şuradan da hemen çeviriyorum. Ulan her şey... Bitti. Kullanıcı... Şuan bir dışından çıktı yaşıyorum. Şalter de burada. Bitti. Her şey kullanıcı için düşünülmüş. Gerçekten muhteşem. Biz var ya, değerini anlayamıyoruz bazı evlerin. Bu oda böyle. Yine yüksek tavan. Üsküdar'dakine göre bayağı yüksek en azından. Aa Gizay, nereye kayboldun? Hiç bilmem ki öyle. Buradayım. Bu ne saçma? En önemli bir şey ya. Tavan ne o? Burası ne? Tavan boyu. Evet. Yani şimdi şurada bir oda gibi bir şey var. Burası da yatak odası. Burası da. Kuşuva yapmış. Yatak koysan koyamazsın. Tek, yani tek kişilik yatak. Abi 1000 TL İzmir'de deniz manzaralı köşe balkon dairede daire kiralıyoruz. Biz menayiz, insanlar mı aç gözü? Oğlum şu an dengeler alt üst. Öyle yorumlama yani. Şu anlattığımız şu makarasını geçtiğimiz fiyatlar İstanbul'da böyle bir moda geçti yani. Yoksa... Ben buraya şu gözle bakıyorum abi mesela. Burada Şişli bölgesinde, Mecidiyeköy bölgesinde çalışan beyaz yakalı iki kişi buraya bu fiyata oturur. 2,5'a falan. 1250, 1250. Bilmiyorum ya. Oturacak. Mecbur oturacak zaten. Başka çaresi yok ki. Yani biraz düzgün yani evde oturayım mesela. Yatmadan yatmaya gelecek. Duş almaya gelecek. Ya onun yerine harbiden gitsin modelde kalsın oluyorum bazen. Ben yani oturamam mesela. Ben hep freelance çalışıyorum. Bir de böyle bir evde bunalırdım yani. Bunalırsın. Beyaz yakalı adam da bilmiyorum, burada Movski ben de aynı fikirdeyim. Bilemedim oğlum ya, bir denge yok ya. Mantıklı bir yorum yapamıyorum ki. Çok saçma abi yani. Öyle ama arkadaşlarım var benim mesela. Harbiden mesela şeyde, burada hava ikmalde falan çalışıyorlar, uçak fabrikasında falan. Çok kötü oluyor evleri yani. Aynen bu dediği gibi. Tutuyorlar böyle 2-3 tane orada. Oğlum çalışan. Tutuyor da 2700'e mi tutuyor? Yani, ben sana söyleyeyim, o dediğin evi 900'e tutuyordur. Fark etmiyor. 600 liraya tutuyordur belki, çok kötüyse. Bunun sıkıntısı ev değil. Bu evin 2700 lira olması bence yani. Hani bu garip. Ben çok hayret ediyorum bu arada yani. 4 senede, 3 senede, hatta geçtim son 1 senede bu kadar nasıl değişebilirsin diye. Değer mi diyorsun? Ama şöyle, tek kişilik yatak bu kadar. Hani yatağa yatmak için şöyle direkt buradan yatman lazım. Evet. Yani. Ama buraya hiçbir şey sığmaz. Buraya sığmaz hiçbir şey. Bir de bu odayla bu oda birleşik olduğu için. Evet, bu oda ayrı bir oda da değil. Yani aslında tek odalı diyebiliriz. Bu da onun deposu. Ha bir de evet herhalde. Yani öyle bir şey de var. Salyangoz az bu yani. Yaz 3000'de 5000 yok artıyorum. 2000 liradan veriyorlarmış. Salyangoz malyangoz derken. 5000'de alan olursa. Bu ses yalıtımı için değil. Şu anda bizim kokladığımız rutubet kokusunu asıl oluşturan böyle bu tavandaki nem, tamam mı? O nemi kapatmak için bunu, durum bu. Bu da yani evet. Eğer ki Şişli'de oturuyorsanız, asgari ücret alıyorsanız, hatta karınız ya da kocanız varsa, iki kişiseniz, hadi asgari ücreti de 3000'e tamamladım. 6000 lira oturuyorsanız yarısını buraya vererek oturabilirsiniz. Yazık ya, valla anlatırken sinirlerim bozuluyor. Biz biraz şimdi böyle geyik goy goy yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok üzülecek halimize gülüyoruz yani, ne yazık ki. Şöyle bir detay var. Kayseri'de 3 artı 1'ler 100 lira. Bir yandan bahçeli ev diye geçiyor ama evin içerisinden bahçeye geçemiyorsun. Sana ait değil. Yani dışında tabii, tabii. Yan tarafta bir kapımız var. Dış tarafta hadi bakalım. Sadece bir de binanın ana girişiyle burası farklı. Girdiğimiz yerde sadece bu ev var. Ya ne duruyorsun lan? 3 artı 1 evi kim 100 liraya veriyor ya? Hangi şehirde olursa olsun. Manyak mısınız oğlum? Öyle bir şey olamaz, mümkün değil ya. Var var şey var. Bak. Nasıl ya? Baboli. Şöyle baboli. Eskişehir'de. Geliyor mu sesi? Geliyor. Çok böyle uzak bir mahalle var, tamam mı burada? Çok uzak dediğim de yani öyle Eskişehir küçük yer biliyorsun. Yani Eskişehir için uzak. Kış burada çok sert geçiyor ve bazı binalar merkezi sistemli, tamam mı? Sen orada otursan da oturmasan da yakıt veriyorsun. O yüzden tamam Eskişehir'de oğlum. Mesela o evleri çok ucuza. 100 liraya var mı 3 artı 1 sırf merkezi sistemde? Bedavaya veren biliyorum acı. Bedavaya veren. Yani sırf ev sahibine masraf çıkmasın diye adam kiraya vereyim de onu ödesin bari mi diyor? Aynen. Allah Allah. Çünkü
500-600 lira yakıt yani. Çok yüksek geliyor yakıt. 600-700 lira gelince adam veriyor yani. Tam merkezi sistemde oturduk biz de 26 yıl. Çok geliyor cidden. Kira gibi geliyor bazen de. Hele ki daire sayısı azsa. Ama yani... Ne bileyim arkadaş. Ses GGM ne oldu? Abicim bir bak söyle Ahmet Online'cim. Söyle lav. Tek bir daire. Yani girdiğimiz yer bambaşka. Selam aleyküm. Bina aleyküm selam. En azından bahçemiz var ya. Mutluyum. Bahçem var. Hoş. Bahçe güzel ha. Şurayı anlamadım. Arkadaşlar şu anda İstanbul'un kalbinde Bağcılar'da. Bağcılar. Evin girişi burası değil. Burası direkt eve giriyor. Şimdi burası anladığım kadarıyla dükkandan eve çevrilmiş. Ve burada daha önceden mülteciler işte böyle 3 kişi 5 kişi falan birlikte kalıyorlarmış. Daha durumu kötü olanlar. Ama o 3-5 değildir ya. Bile ucuz değil. Öyle bir durumdayız ki şu gördüğünüz alan bir de aşağı kat var. Şimdi orayı da göstereceğim size. Gire kokusu İnanılmaz. Geldi ya. Evet eve girdiğimiz zaman bu odadaki tek şey askılık ve başka hiçbir şey yok. Bir tane halı var. Gerçekten eşyalı çok zor. Yani buralara baksana. Eşyalı diyor değil mi? Burası yani gerçekten çok ara sokakta arkadaşlar. İnanılmaz ara sokakta yani. Yeri falan da çok kötü yani. Merdivene bak. Sen dikkatli ol. Of şuraya bak. Yani bilmiyorum gözüküyor mu da örümcek ağı falan dolu. Samet ikimizi aynı anda taşımayabilir bu merdiven. Ben ineyim de. Üf. Ulan çok kötü kokuyor. Kendini seviyorsan gelme. Arkadaşlar. İnanılmaz bir rutubet kokuyor. Yani buraya nasıl bu fiyatı istiyorlar anlamıyorum arkadaşlar. Buranın fiyatı 1400 TL. Buraya kim nasıl Burası mutfak mı bilmiyorum. Şöyle burada bir şey kesemezsin. İmalathane lan burası merdiven. Bilmiyorum girmeye korkuyorum şu anda. Başka bir şey için kullanılmaz. Kolonya üretirsin burada kaçak. Bu ne burası abi ya? Sanırım hem mutfak hem tuvalet. Yok artık. Yok be ya. Gerçekten. Kız kusuyor bu arada. Mutfak olarak değildir canım bu işte. Bunu bulmuşlardır koymuşlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu kadar kötü bir yer olduğunu tahmin etmemiştim. Arkadaşlar bu artık hani biz burada size piyasanın bu kötü yüzünü eğlenceli olarak anlatalım. Ya aklıma çok garip senaryolar geliyordu hiç. İstemiştim ama şu an bu evde gerçekten canım o kadar sıkıldı ki geyik goy goy yapamayacağım yani. Çok kötü ya. Çok kötü. Gerçekten Gizom. Çok hadi gel. Sen çık. çık. Burası çok felaket. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Bak tuşlar böyle tuş değil yani. Çok kötü. Çok kötü. Buradan çıkalım. Yani gerçekten tuvaletle mutfağı aynı yere koydu Alper kafasında. Arkadaşlar biz de şimdi öğrendik. 4 tane Suriyeli kalıyormuş burada. 3-4 gün önceye kadar. Onlar ülkelerine dönmek için buradan çıkış yapmışlar. Ve son 2-3 günde de her gün en az 10 kişi buraya bakmaya geliyormuş. Ve bu arkadaşların çoğu mülteciymiş. Arkadaşlar şu anda Üsküdar'dayız ve içinde bulunduğumuz ev tam olarak 18 metrekare. Şimdi size evi bir gezdireyim. Burası için ne kadar fiyat istediklerini de söyleyeceğim. İlk olarak şöyle bir giriş var. Bu arada hala eşyalar şu anda burada. Şöyle bir mutfağımız var. Benim iki katım kadar. Tabii ki hani fayanslar bu arada bence fena değil. Hani evet eski ama aslında fena da değil yani. Kullanılmayacak bir şekilde de değil. Mutfak bu kadar. Tabii ki şeyler hani şu borular falan direkt böyle çeşmeden çıkıyor yani. Şey olarak yapı olarak tabii ki böyle üst düzey değil. Ama günü kurtarır. Geldik salona. Yani salon, yatak odası. Bu evin her şeyi burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eyvallah Tayfun. Burada yatıyorsunuz. Burada oturuyorsunuz. Burada da bir tane. Lan. Ha ulan çok korktum ya. Şu lambayı görünce.
Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada her yerde de Atatürk portresi var ha. Oturuyorsunuz. Burada da bir tane raf var. Yani buradaki yaşam alanı 8 metrekare ve bu eve istenilen fiyat 1000 TL. Ve çevredeki en ucuz ev 3000 TL'ymiş. Gerçekten yani hani 1000 lira şu andaki emlak piyasasına göre az dursa bile 18 metrekare için 1000 lira yine de biraz çok kalıyor açıkçası. Ama öğrenciler için de hani günü kurtarmak isteyen öğrenciler için de şu anda... Yani bu arada bir şey yani hani bir öğrenciysen ve... İşte asgari maaşın varsa, ücretin varsa gelirsin 1000 liraya tutar idarelik kalırsın bu arada yani. Burada buradaki... Yani bu şey olarak yorumlamıyorum bunu hani burada yaşanır ya gayet de güzel yaşarsın demezsin ama idare eder seni. Sokakta kalmazsın. Eşyalarla birlikte kiralanıyormuş bu ev ve eşyalar için de 7500 TL önden ödemeniz gerekiyor. Niye? İşte çünkü yatak depozito var, koltuk var, dolap falan var. Hatta şöyle neşeli ürünler bile var yani. Allah ne oldu ya? Tabii 7500 liraya verince artık işte buradaki her şey sizin oluyor yani bu devir parası. Gözüme takılan bir şey var. Şunları anlayamadım. Burada böyle bir şeyler var ama şurada var, burada var. Bunlar ne acaba? Şöyle bir kumanda buldum. Sanırım şuradaki yatağın başındaki LED'i kontrol ediyor. Hayda. RGB ha. Samet sardırayım mı sana? Sardır. Kiraya 500 lira eklendi. RGB. Işıklı mışıklı. Her RND House çalışanına bir adet LED. Yatak başları kırmızı olsun. Rengarenk. Şaka bir yana beğendiğim bir detay oldu. Akşam kesin burası güzel oluyordur. Atamızın resmi var. Kesinlikle çok güzel bir detay. Saygı ve özlemle anıyoruz. Evet arkadaşlar buradaki evimiz bu kadar. Bak, sağda da buraya var. İstenilen para 1000 TL. Artı 7500 lira eşyalar sizin oluyor 7500 lira verdikten sonra. Ondan sonra girebiliyorsunuz eve. Banyosuna bakmamız lazım. Bu arada banyonun girişi normalde ben yan giremem yani banyoya. Şöyle burada bir dolap var. Sonuçta eşyaları da koymak için bir yer lazım. Kapı var aslında banyoya da. Giriyorum. Ben geçemem bu oradan. Bu kadar da değil. Oh. Bak 10 numara duşakabinin içinde klozet oğlum. Bak bu 10 numara sistem. Bunu eziklemeyin. Harbi 10 numara sistem. Harbi iyiymiş lan. Şimdi tabii şimdi oğlum. Mantıklı mı? Ona şaşırdı. Evet. Şöyle göstereyim sana Samet. Şimdi burada tuvaletini yapıyorsun. Hop terledin tuvalet arasından. Hop, aynı şey söyledin. Ya da hop. Ne bileyim. Poponu çok iyi yıkamak isteyen bir kişisin. Hemen hop tık diye. Oğlum açıldı lan. Kapalı ama akıyor oğlum bu. Fazlasıdır o, fazlasıdır. Hissiyat da durdurdum onu. Şey lavabo falan okey yani bence şey değil. Burası okey. Sadece işte inanılmaz küçük. Burası muhtemelen 1.5 metrekare falan bir yer. Ha, bir de şurada gelsin Samet. Biraz zor olacak. Tamam. Tepeye takacaksın o ışığı böyle tepeden. Kafana dökülürken böyle oturacaksın orada. Böyle duracaksın. Zantrik bence. Şıp şıpçılar için çok iyi. Şurada da şöyle bir çamaşır makinesi falan var. Bu kadar. Ev bitti. İyi lan gene. Fırın, çamaşır makinesi. Şu bir korkuttu beni ya. Çok dikkat çekiyor orada. Vallahi yani of. Kötü durumda ya her şey.